Selamlar sevgili koçlar, nasılsınız, iyi misiniz? Demet Baltacı, Oğuzhan Ceyhan, Bilinç Okuru, Astroloji ekibi ve ekimin ikinci haftası. Neler var sevgili Demet, Koç Burcu için? Çok ilginç bir haftaya gidiyoruz. Yeni ayın hemen arkasındayız. Venüs Yay Burcu'na giriyor. Evet, neler var, neler yok? Evet, geçtiğimiz hafta 5 Ekim'de Terazi Burcu'nda yeni ayda olmuştu. Bu hafta artık yeni ayın enerjisini hissetmeye başlayacağız. Ay büyüyor. Hafta başında 7 Ekim'de Venüs burç değiştirecek. Yay burcuna geçecek. Akrep burcundan ayrılıyor. Artık biraz daha rahat enerjiler var. İlişkilerde daha özgür, neşeli, sosyal, daha hevesli yaklaşımlar ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra medya yayıncılıkla ilgili konular, seyahat, eğitim ve sporla ilgili konularda da güzel gelişmeler olabilir bu süreç içerisinde. Koçlar için de Venüs'ün yay burcuna geçmesi güzel. Olumlu bir yapı çünkü Venüs yay burcunda Koç burcuna dost bir burçta. Evet. Keyifli bir noktaya geliyor. Seyahatler artar, yayıncılık, hı-hı, medya artar ama hemen arkasından 8 Ekim'de Merkür kavuşum Satürn'ün. Evet. Bu çok ciddiyet. Akrep burcunda olacak. Para konularında biraz ciddi konular, sözleşmeler, anlaşmalar, kredi alınabilir, krediyle ilgili, hı-hı, konular ön plana çıkabilir veya sağlıkla ilgili bir sorun varsa, hı-hı, bir operasyon geçirilebilir. Uygun bir gün. Ayın da pozisyonu iyi. Daha ziyade ketumluk parasal konularda, hı hı, ketum olabilmek, geleneksel ve klasik davranışlara girebilme var. Şu 10 Ekim ilginç. Venüs kare Neptün, evet, var. Burada bir aldatma ve bir hayal kırıklığı görüntüsü var. Koçlar için yay ve balık arasında oluşacak bir 9-12 kasma, evet, evet. 9-12 kasma beklenmedik bir haber gelebilir. Hı hı. Mesela hukuksal bir sorun ortaya çıkabilir. Hı hı. Yazdığı veya çizdiği bir konudan dolayı bir eleştiri alabilir. Hı hı. Uzaktan bir akrabasıyla ilgili bir konu gündeme gelebilir. Şu an bilinç dışında ve çok bilmediği bir olay. 10 Ekim. 12 Ekim'de de Güneş kare Jüpiter var. Bu Koç burcunda terazi yengeç kasma, evet, üzerinde olan bir yapı. Ne diyorsun buna? Güneş Jüpiter karesi aslında şanslı etkiler de ortaya çıkarabilecek bir durum. Jüpiter'in pozisyonu nedeniyle aşırı kendine güvenden dolayı maddi kayıplar verebilir ama biraz güveni arttırabilir. Biraz, abartılı tavırlar olabilir. İşte bu savurganlık, evet, para harcama, evet, konusunda aşırı iyi niyetten dolayı, evet, kayıp olabiliyor ve kibirli davranışlardan dolayı iş ve kariyerde bazı sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, Bilinç Okuru haber merkezinin çok özel sizler için bir hizmeti var. Günlük burç yorumları. Şimdi bu 12 Ekim'de Güneş kare Jüpiter'in ana pozisyonuna Ay ile beraber daha net ve daha, hı-hı, güzel yorumlar alabilmek için günlük burç yorumlarına bence takip etmelisiniz. Mesela 12 Ekim çok önemli Koç burcu için. Ay da Oğlak burcunda o gün. Ay da Oğlak burcunda, evet, çok değişik bir yorum olacak değil mi? Tabii ki Ay Oğlak burcunda o kare açıyı da tetikleyen bir pozisyon. Evet. Ya yani bunların detaylarını günlük burç, hı-hı, yorumlarında görebiliyorsunuz. Bizi izlemeye devam. Saygılar. Hoşça kalın. Bye.